Kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımda daha sizlerle birlikteyiz. Kayısımız var biraz. Tabii bunların çekirdeğini çıkarıp kurutacağız. Bizim çiğ dediğimiz bir tarhana kuruttuğumuz bir nesnemiz var. Şimdi onda bunları kurutacağız. Tabii kayısının birçok faydası var ama özellikle kabızlığa iyi gelen bir meyvemiz kayısı. Şimdi de tam kayısı mevsimi. Tabii bizim burada, evet, şurada kurtlanmış. Kurtları atıyoruz. Kayısılarımız çok olmadı kurutacak kadar. Evet. Yağmurdan çiçekleri zarar görüyor kayısıların. Tabii bazı bölgelerde oldu, bazı bölgelerde olmadı. Bunu tabii hoşaf yapılıyor. Kurusun da biz şir deriz Maraş bölgesi olarak. Bunlara çekirdeğini çıkarıp şimdi güneşte kurutacağız. Ben bizim çiğleri de göstereceğim size. Şu şekilde ayıklıyoruz. Şekerpare cinsi bir kayısı bu. Yani çok tatlı. Sulu da bir kayısı. Yani Malatya kayısısını aratmayacak nitelikte bir kayısı. Tabi görüntü olarak şey durmuyor ama kaliteli, tadı çok güzel. Yani ilaç, tarımsal ilaç kullanılmadığını gösteriyor kurtlu olması. Evet, ben zaten çok İlaç kullanmıyorum ağaçlarımda. Gülleci bulamacı, bordo bulamacı kullanıyorum genelde. Bazen de kurt ilacı kullanıyorum. Onun dışında pek ilaç kullanmıyorum. Çünkü 10 kere ilaçlanan bir şey. Yani yesem ne yemesem ne diye kullanmıyorum. Evet kıymetli izleyenler, şimdi kayısılarımızı şöyle dışı alta, bu çiğ dediğimiz şey bu. Biz bunda genelde tarhana için yaparız bunu, bu çiğ. Ama vişne kuruturuz, kayısı, onun dışında incir gibi vesaire şeyleri kuruturuz. Kıymetli izleyenler, bu şekilde şöyle sereceğiz. Kuruyacak inşallah. Burada tabii toz toprak da olmuyor. Zemin beton olunca, burası iki katlı bir evin üstü burası. Evet, bu şekilde bunları sereceğiz ve bir hafta 10 gün kuruyacak. Kıymetli izleyenler, tabii biz bunu bu şekilde sermeye devam edeceğiz. Bir hafta 10 gün kalacak, burada kuruyacak. Ondan sonra buzdolabında da saklanabilir. Kışın havalar soğuduğu zaman da dışarıda saklanabilir. Bir mahsuru yok. Ondan sonra da tüketime tabii hazır olacak 10 gün sonra. Ama kışın yenir kuruttuğumuz için. Kıymetli izleyenler, kayısılarımızı serdik. 5 kilo kadardı. 5,5 kilo galiba. Kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da saklayıp tüketeceğiz inşallah. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.